Neden bilimin yalanladığı bir teoriyi hala savunuyorlar? Günümüzde pek çok bilim adamı bilimsel gerçeklere rağmen neden hala evrim teorisini ve materyalizmi savunduklarını aslında açıkça itiraf etmektedir. Örneğin, Philip Johnson, evrim teorisinin ateşli savunucularından ve günümüzün en koyu materyalistlerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Levontin'in bir bilim adamı olarak amacını belirttiği cümlesini aktarmış ve şu yorumu yapmıştır. Asıl sorun insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzakta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir. Asıl sorun insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. İnsanların öğrenmesi gereken ister beğenin ister beğenmeyin şudur: Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız. Diğer bir deyişle de insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdır. Levontin'in bu ifadeleri maddeci fikirleri savunan aslında nasıl çarpık bir mantık anlayışına sahip olduklarını da göstermektedir. Çünkü bugün bilimin ortaya koyduğu gerçekler materyalizmin öne sürdüğü iddiaların akıl ve mantıkla taban tabana zıt olduğunu ortaya koymuştur. Ama materyalistler her türlü bilimsel delile rağmen körü körüne bağlandıkları inançlarını korumakta kararlıdırlar ve bu uğurda hizmetlerini sürdürmektedirler. Sydney Üniversitesi'nden antropolog Dr. Michael Walker da evrim teorisine neden hizmet edildiğini şöyle açıklar. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin yaratıcının varlığını reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız. Darwinizmin bilim dışı iddialarını reddeden saygın bilim adamı Philip Johnson ise Darwinizmin neden bilimin dinsiz liderleri için yeri doldurulmaz bir önemi olduğunu ve neden her ne pahasına olursa olsun onu korumaya çalıştıklarını şöyle anlatır. Modern bilimin liderleri kendilerini dindarlara yani bir yaratıcının var olduğuna inananlara karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler. Darwinizm ise dine karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulmaz ideolojik bir rol oynamaktadır. İşte bu nedenle bugün bilim çevreleri Darwinizmi test etmeyi değil ne olursa olsun korumayı kendilerine amaç edinmişlerdir bilimsel araştırmaların kuralları da bu ideolojiyi doğrulayacak şekilde belirlenmektedir. Materyalist ve ateist felsefenin en önde gelen savunucuları ve bunları tüm dünyaya yaymayı kendilerine hedef edilen dinsizliğin önderleri, Johnson'un da belirttiği gibi Darwin'in evrim teorisine, kendi ideolojilerine sözde bilimsel dayanak sağladığı için sahip çıkmışlardır. Bu durumun örneklerine geçmişte evrim teorisinin ilk ortaya atıldığı günlerde de rastlanmıştır. Örneğin diyalektik materyalizmin kurucularından din düşmanı Friedrich Engels, evrim teorisinin kendi savunduğu fikirler açısından ne kadar önemli olduğunu defalarca ifade etmiştir. Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını okuduktan sonra şöyle demiştir. Bizim teorimiz evrim teorisidir. Ezberlenecek ve mekanik olarak yinelenecek bir dogma değildir. Diyalektik materyalizmin diğer ünlü ismi Karl Marx ise yakın dostu Engels'e yazdığı bir mektupta Darwin'in hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Bizim görüşlerimizin tabi tarih temelini içeren kitap işte budur. Amerikalı botanik profesörü Conway Zirkel ise komünizmin kurucuları olan Marx ve Engels'in Darwinizmi neden benimsediklerini okuyacağımız sözleriyle açıklar. Marx ve Engels evrim teorisini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlar yayınlamaz benimsediler. Evrim, komünizmin kurucuları için insanlığın doğaüstü bir gücün müdahalesi olmadan nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusuna getirilen cevaptı ve dolayısıyla savundukları materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullanılabilirdi. Dahası, Darwin'in evrimi yorumlama biçimi, yani evrimin bir doğal seleksiyon süreci içinde geliştiği teorisi onlara o zamana dek hakim olan teolojik yani dini düşüncelere karşı koyma fırsatı veriyordu doğal seleksiyon teorisi sayesinde bilim adamları organik dünyayı materyalist bir terminolojiyle yorumlama şansı elde etmiş oluyorlardı. Bu ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi materyalist bir dünya görüşüne sahip olan Marx ve Engels'in Darwin'i desteklemelerinin ardındaki tek neden dine olan düşmanlıklarıydı. Aslında bilimsel açıdan hiçbir değeri olmayan, yalnızca Darwin'in hayal gücünden kaynaklanan bazı mekanizmalara ısrarla sahip çıkmaları bu yüzdendi. Nitekim Engels bir kitabında Darwin'in teorisini niçin önemli gördüğünü şöyle ifade etmişti: "Darwin bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi." Görüldüğü gibi Engels, evrim teorisinin yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının nasıl var olduğunu açıklayabildiğini zannetme yanılgısına düşmüştü. Ama Darwin'in teorisinin kanıtlanmış olduğunu zanneden ve dönemin bilimsel açıdan geri kalmışlığını ortaya koyan yalnızca Engels değildi. Geçmişte yaşamış komünist ve dinsiz liderlerin en kanlısı olarak bilinen Joseph Stalin'de de otobiyografisinde evrim teorisine verdiği öneme şöyle dikkat çekmişti: Okullarımızdaki öğrencilerimizin zihnini 6 günde yaratılış efsanesinden temizlemek için onlara 3 şeyi özellikle öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini görüldüğü gibi materyalist inanışa sahip fikir akımlarının ve Darwin'in evrim teorisinin ortak oldukları nokta dinsizliktir. Bu fikri akımların savunanların yegane amaçları insanların tamamına Allah'ın varlığını inkar ettirebilmektir. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Ayetiyle insanların inkar etmeleri için çaba sarf eden bu liderlerin varlığını Kur'an'da bildirmektedir. Ancak Allah başka bir ayette İnsanları inkara sürükleyenlerin uğrayacakları sona da şöyle dikkat çekmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz. Enam suresi 157 Materyalizmin çökertilmesi aynı zamanda dünya üzerinde gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşan dinsizliğin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bunun içinse insanlara maddenin ezeli ve ebedi olmadığının anlatılması ve evrim teorisinin bilimsel açıdan tamamen geçersiz bir teori olduğunun duyurulması gerekmektedir. Bu sayede Allah'ın varlığını inkar eden düşünce sistemlerinin tamamı yok edilmiş olacaktır. Bu materyalizmi bekleyen kaçınılmaz sondur. Allah'ın bir ayetinde buyurduğu gibi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların içinde bulundukları şey din mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler ibadetlerle geçersizdir. Arap suresi 139.